Hı hı. Maçın 30. dakikası 178'e 40 isabetli pas. Bak şimdi kuru kuruya yan pas değil abicim. Bir kere Sergio Oliveira'nın sevdiğim tarafı adam gerimeli oynamıyor. Çok gerektiği zaman, oyunu demlemek gerektiği zaman. Genelde Sergio Oliveira ilk haftalarda da kafayı kaldırıyordu. İlk haftalarda Kerem Aktürkoğlu formda değildi hep hatırlıyor musun? Ya yani onu atmak evet, hep istiyordu. Buralardan evet, attım, atmak buralardan boya attı. Buralardan boy attı. Buralardan boya attı. Yunusa atmak istiyordu. Sonra 5. haftanın itibaren Saşe Boy Galatasaray'ın en etkili kanat oyuncusuna dönüştü. Hep hı hı. Sergio Oliveira'nın attığı hı hı. toplar. İlk haftalarda yine bak bir daha söylüyorum. O mesela Beşiktaş'taki Oğuzhan var ya o şey şampiyonundan bahsediyorum. Hala mı Oğuzsan böyle? Oğuzhan nerede oynuyor? Niye yani? yapamadı? Fortuna Stad'da oynuyor galiba. Hı. Bak niye yapamadı? O sene golcün Mario Gomez kalecinin ilk defa iyi yani o sene iyiydi sonra Fabri ile geldi. Ama orta sahanda Sosa, Atiba, Oğuzhan. Galatasaray'da geçen sene önemli sıkıntı orta sahaydı. Okan Buruk bunu çok iyi teşhis etti ve çok kısa sürede çözdü. Evet yönetim tabii ki çok başarılı. Yönetim çok başarılı o ayrı ama başarının yüzde doksanını yönetime yazmak bence hakkaniyetli değil. Bu kadar kısa sürede bak dedin ya Fatih Hoca olsa. Fatih Hoca Galatasaray tarihinin toplamda en başarılı teknik direktörü. Hiç böyle bir serisi var mı galibiyet serisi? Böyle bir seneyi bir kimseye yakalayamaz. Mümkün değil bu. İlk bu sezon... anormal bir şey. İlk sezonu mu? Tabii ilk sezonu. Geçen seneden kaç oyuncu var abi ilk 11'de bana bir söyler misin? Bir, Nelson. 3 tane, tane falan herhalde. Muslera. Bu ay işte 3 tane. 3 tane. Bir de Kerem 4 tane. Ha Kerem de var 4 tane. Tamam. Hadi bak, bak şimdi Kerem Aktürkoğlu Fatih Hoca'nın bir başarısıdır. Onu söyleyeyim. Alt liglerden aldı oynattı eyvallah. Ama... Başka bir oyun. O Fatih Hoca'nın geçen sene Avrupa'da başarılı olup ligde başarısız Peki olan sistemi... Peki sen şu tartışmaya girelim. Kontratak oyunu. Ben 90-10 gibi sen. bir oran vermedim. Şu tartışmaya girelim. Ben sana demiyorum ki zaten. Emre Belözoğlu haklı mı? 80'e 20 Ha, midir? Güzel tartışma. 70'e 20 70, miydi? 70-30'dur değil mi aşağı yukarı? Abi takımdan takıma ve sezondan sezona değişir. Bence 70-30'dur e aşağı yukarı. Önce <laughs> kadro'dur abi. Önce kadro'dur sonra hocadır. Geçen seneki Real Madrid şampiyon ligi şampiyonluğu, Ancelotti li Real Madrid'in başka şampiyon ligi şampiyonluğu. Ronaldo varken Ancelotti hiç bir olmuyor. Bence geçen sene Benzema'nın o kadar üstün performans sergemesini sağlayan, üstün işte. sağlama sağlayan Ancelotti'ydi. Aynı Ancelotti peki böyle Everton'da böyle James Rodriguez'i aldığı zaman ne kadar yüzdeli katkı yaptı teknik direktör olarak? O kadroya göre o da yine %30'dur. Evet ben o kadar de öyle olur. katılıyorum. Yani 70 %30'dur. Ben, 25'dir ben belki. Ben bu yüzde vermeyi doğru bulmuyorum. Ortalama olarak. Ama diyor. kadrodur değil mi önemli olan? En önemlisi ne kadrodur ne teknik direktör. Nedir? İkisinin karşılıklı etkileşimidir. Hmm. Real Madrid'de Ancelotti niye ya, sürekli yani başarılı? İlla başka bir yerden bir şey söyleyeceğim diyorsun. Hayır abi değil, <laughs> değil. Bak anlatamıyorum sana. Şimdi başarısızlıklardan. Galatasaray'ın kadrosu. Galatasaray'ın kadrosu. iyi kadro olmadan olmaz. Bu bitti. Nokta, Geç. Nokta. Ona yüzde yüz O zaman bunun da yönetim başarısıdır. Bravo. Okan kan burunun arkasında durmaları da başarılı. <laughs> bir dönem istenmemesine rağmen, istemeyenler olmasına rağmen diyelim. Lakin Okan Burun da katkısı yatsınamaz. Şu gene açıdan, de gene de gene de daha iyi oyunu hak ediyoruz. Bu tartışma çok güzel. Şu açıdan %100 yönetimin başarısıdır. Bu kadroyu kurmuştur, kalitelidir. Bu teknik direktörle bu kadro arasındaki karşılıklı etkileşim sana seri galibiyet rekorunu getirmiştir. Hı hı. Bu açıdan yönetim %100 başarılıdır. Bu kadar kısa sürede seçim geç yapıldı. Hı hı. Ama çok iyi bir milli mutabakat Koalisyonu kurdu. Hı -hı. Çok iyi bir ittifak kurdu. Hı -hı. Hiç dışarıya sızmadı hiçbir şey. Sen öğrendin. Usta muhabirler, gazeteciler öğrendi. Hı -hı. Maça giden kimse bilmiyor onları. Maçı kazanınca da konuşmuyor. Arada tabii, işler tabii, iyi tabii. değilken, oyunu iyi değilken Fatih Terim'i istediler mi istemediler mi? Okan Buruk bu çok iyi yönetti. Evet. Okan Buruk her şeyiyle tam böyle paket olarak bir kere ben şunu gördüm abi. Torayra'ya fırçayı kaydığı zaman ben orada İtalya Seraya transfer olan Okan Buruk futbolcu tecrübesini gördüm. Hı hı. Tamam mı abi? Inter'e gelmek kolaydır. Inter'de kalmak en zorudur. Hı hı. Bunu bize e, e, gösterdi yani. Bunu bize en iyi zanetti gösterdi değil mi abi? Bir tek Tabii. o kaldı. Evet. Kaç sezon yani. Evet. evet abi öyle herkes kalamıyor. Torreira çok iyi oyuncusun. E, kalıcı olursan amenna diyor ya Okan Buruk. Ben işi sen ne yapayım? Abi, Fenerbahçe maçında Langırt diye Berkan'la başladı. Ya e, işte Ama kalıcı olmazsan baba... Bende bu var. Bence, Ama biliyor zaten, ki her maç Berkan'ın yapamaz. Zaten Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında Okan Buruk farkını gördük biz. Başakşehir maçında. Diğer maçlarda abi. Başakşehir maçında 8 şut 7 gol abi. Müthiş bir galibiyet abi. Tabii. Ama hani Müthiş oyun bir oyun olarak bence bir Bak bir daha o konuda senden ayrılıyorum. ayrılıyorum. Bence böyle 8 7 gol çok büyük iş. Öyle de yani. Daha büyük iş. Tamam Başakşehir'de kattık. Tamam. Şimdi tekrar Hayır, ediyorum. Hayır, evet, bugün kendisini tekrar, ikna edebiliyorum. Tekrar ediyorum. Birinci sınıf kadro Türkiye ligi şartlarına göre. Daha da iyi olacağını düşünüyorum gelecek yıl. Gelecek yıl daha da kaliteli oyuncular alacaklarını düşünüyorum ama gelecek yıl daha kaliteli kadroya rağmen böyle bir seri olamaz. Bu acayip bir şey. Anormal bu. Ee, Okan Buruk'la ilgili de özellikle üst seviye maçlarda bu tartışmaları seneye daha çok yapacaklar. Onu göreceğiz. Çünkü çok statik oyun olduğunu düşünüyorum. Ee, ama onun da abi abi formasyon değiştiremiyor falan. Özellikle özellikle onun da takımın sevk ve idare konusundaki başarısını belli oyunculardaki performans artışı mesela Barış Alper Yılmaz diye bir oyuncunun kazandırılması anlamında söylüyorum. Bu ay konusunda kompleks yapmamasını söyleyebilirim. Efendime söyleyeyim Kazım Can'ı yani şimdi sakatlandı diye çocuğu görmüyoruz ama onun büyük bir e, parlaması vardı. Bunları filan hep beraber görmemiz lazım. O konuda da yetenekli ve be becerikli bir hoca olduğunu benim Erol Bulut zamanında Fenerbahçe'ye boşuna önermediğimi ortaya koyduğunu düşünüyorum. İzin verirsen Galatasaray yönetiminden bu sefer de başka bir şey. Işine... bizim önerdiğimizi dersen Okan Buruk Fenerbahçe'ye. Biz yani bayağı Galatasaray orada yönetimiyle ilgili bir pozitif, bir pozitif bir teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Galatasaray yönetiminin Cemal Bey'le... Evet tabii Cemal Bey'in sorumluluğunda, Cemal Özgürköy'ün sorumluluğunda Evrim Hanım var orada bir de. Bunlar mağazacılıktan sorumlu. Ee, ekip Hatay'daki Galatasaray Stor'un yıkılmış Hatay'da. Tabii ki. Ee, çağırıyorlar sahibini İstanbul'a. Allah'tan beyefendi de bir şey yok ailesinde. Diyorlar ki senin işte borcun silindi. Yok borcun. İkincisi bütün mağazalar bunlar. İstanbul'da istediğin mağazanın müdürü yaptık seni. Adam işte şu mağaza diyor. O mağazada o mağazaya müdür yapıyorlar. İskender'in Spor ve Hatay Spor'un İskender'in Spor ve Hatay Spor'un bütün e, depolarında falan bulunan formaları da Galatasaray Store'da satışa başlayacağız diyorlar. Ki başladılar da. Şimdi bunlar şık hareketler. Çok güzel hareketler. Çok tebriği hak eden, saygıyı hak eden hareketler. E, Erdem Bey Maraş'lıymış. Eee Mersinliyim, Tarsusluyum diyordu milleti de. Demek ki sonradan göçmüşler oraya Maraş'tan. Aslen Maraş demiş. O zaten çok eli çok üstünde şeyin. Maraş bölgesinde özellikle. Galatasaray'ın bu bir kere yaptık bitti değil yani. Bu hamleleri de ayrıca gerçekten buradan alkışlamak istiyorum. Hem Cemal Bey'i hem de bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Ee, aynı hızla, aynı hiç yavaşlamadan yardımlarında sürmesini ee, sürmesinin ne kadar önemli olduğunu da bir kere daha altını çizelim. Bu anlamda da bir tebrikle daha önce yazılı yazımda eleştirdiğim Cemal Bey'e yapmış olayım isterim. Güzel yaptım. Şimdi şu çok güzel hareket yani. Güzel tartışma bu haftada futbolda o. Öyle bitirelim. Çok güzel bir tartışma. Sonsuz bir tartışma. 10 sene sonra inşallah bu programı yapar. 80-20 mi? 70-30 dedi. 70-30 mu dedi? 80-20 mi dedi? 70 miydi, dedi ya. Abi. Guardiola %70 dedi. İlk açıklama bize öyle geldi ekranda. Ya ne fark eder? Abi bence 70-30'dur. Ya da 80-75'e 25'tir. Birkaç soru soracağım. Sor. Arteta geçen sezon en kötü başlangıç 5 maç. Tamam. İlk 5 maç. Bu sene yine süperler. Hı -hı. Ve şampiyonluğa gidiyorlar. Hı -hı. Orada mesela %100 fark var. Kime yazıyorsun? Arteta'ya %100 yazıyorum. E yönetim. Mesela artısınız. Dimat, Dimat Deo'nun Chelsea'yi şampiyon yapmasında %5 var. Bravo. Bunu zaten sonuçta buna çıkacağız. Ama ortalaması... Yer 25'e 80 20'ye yani 25. Tamam. 25'ten 25 e 70 getirdiğiniz için onda düzelseydi. 25'e 75 yani, yani. ortalaması bence. Başka. Yalnız şu olmasaydı mesela Gabriel Jesus sezona çok iyi başladı. Tabii. Manchester City'de hmm. yardımcı antrenörde evet. Arteta, evet. Guardiola'nın ve o zamandan Gabriel Jesus bu sitenin forveti değil 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 derken adam bütün parayı biz de burada diyorduk ki fenomen Ronaldo performansı gösteriyor. Peki. Gabriel Jesus sakatlandı. Ondan sonra bir sallandık ama şimdi bak. Peki sallandık. ne yaptılar da Gabriel Jesus'un eksikliğini gi giderdiler? Ne yaptılar? Gabriel mi Santana Bu yaptılar? hafta üç tane ve asist yapan bir oyuncu var yerine oynatılan. Trossard. Trossard evet. Martinelli ile dönüşümlü santrafor oynuyorlar. Dönüşümlü sol açık oynuyorlar ve galibiyet serisi devam ediyor. Tamam. Yani şampiyon. Arteta ya yazıyoruz bunu. Arteta, ya yazıyoruz. Arteta ya yazıyoruz. E, yönetime yazıyoruz. değil mi? Peki. Soruyorum sana söyle. Peki. İkisine de yazıyoruz ama şampiyon City olacak çünkü Haaland var. Emin misin? Göreceğiz. Belli olmaz ben bir hmm. ya yani Liverpool maalesef Olanmışten sonra, ya. maalesef Liverpool Olanmış. maalesef sen cool. tabii Guardiola bunu istemiyorsun. <laughs> Bu Ama Arteta onun yani yardımcısı. City iste, evet. City istemiyorum ben. Ha City istemiyorsun. Peki. Almiron'u beğenir misin? Fenerbahçe'ye böyle alır mısın? Ben direkt alırım Beşiktaş'a. Ha. Ama şuna da ben Isak'ı alırım oradan. Abi Isak kaç paraya? ya? Evet, Almiron da ucuz değildir herhalde abi. Peki Almiron sezon başında bir şey İyidir, u... sezon başında çok uçuyordu. Şimdi de uçuyor abi. Newcastle'ın en golcü oyuncusu adam. Sonradan geldi. geldikten sonra attı, de... geldik. Isak geldikten sonra biraz daha düştü o. İlk yarıdaki gibi değil. Ben Isakçıyım abi. Peki, bunların hepsini kime yazarsın? Böyle Suudi yatırımcıları mı yoksa böyle Eddie Hova mı yazarsın? Almiron zaten vardı. Abi o işte, Suudilerden şimdi önceden. oradaki menajerlikle bizim teknik hmm. direktörlükümüz farklı şeyler. Oradaki menajerlerin oradaki nasıl bir ekibi var? İşte var, tam takip edenler var ama oradaki menajerin de başında işte finansal, işte sportif direktör var. Edu var Bir sürü mesela kişi ar var. Arsenal'de. Bir sürü edu kişi var. var. Bir sürü kişi var. Şeyde Begristain var. Son sorum. Son. Bu böyle, sen herhalde böyle Spalletti'yi teknik direktör olarak beğenmezdin. beğenmezdin. Her sene çok baş iyi başlayıp düşerdi. Peki. Beğenmezdim Hızlı koşan yani. at misali. Nasıl yani şeye benzetirdin mi? Zeman'a mı benzetirdin? Hızlı koşan at ata benzetirdim. Hayır sen yani. bu 4-6-0 falan hiç sevmezsin de o yüzden. 4-6-0 oynatmak yok. Oynatmıyor ki Yatmıyor, evet şimdi. Ama o dönem niye oynatıyordu acaba? Totti olduğu Doğru için... O zaman boş işlerle uğraşmayı sevmiyor. 4 6 0mış 4-5-5'miş. Güzel. Adam ne şu şey anda o... elinde malzeme var. İşte var. Osimen var. Adam ben 4-6-0 oynatacağım. Osimen oynatmayacağım aa, diyor aa. mu? Ha. Ama burada, ha, çok güzel burada yere geldi. Osimen geçen sene de vardı. Evet. Adam bu seneki gelişimine büyük katkı sağladı. Evet. Orada hocanın ha. katkısı yüksek. Peki gelelim böyle. Osimen'i en çok besleyen Kıvara. hocam. Kıvara Donla. Tamam. Biliyoruz Kıvara Şükeli'ye da biz ee, Kıvara Donla diyoruz. Tamam. Maradona'dan beri. Onu değilse. bulmak büyük hareket mesela. Peki. Ama bu kadar verimli bir ikili olması. Yani ben diyorum ya oyuncularla teknik direktörün bir karşılıklı etkileşimi. Doğru. Teknik direktör ya da futbolcu tercihinden bağımsızdır. Yani müthiş bir hoca getirirsin. Başarısız olursun. Abi mesela Capello ile İngiltere milli takımının en iyi kuşağı Gerard, Lampard hepsi evet. var. 2010 Dünya Kupası abi. Berbat değil mi? Çok kötüydü. Capello kötü hoca diyebilir misin? Diyemeyiz. Lampard'a, Gerard'a ve diğer İngiltere milli oynayan oynayan Diğer İngiltere milli takım oyunculara kötü oyuncular Ferdinand'da diyebiliriz. Ferdinand'da diyebilir misin? Terry'e diyebilir misin? Bir, da, da bir daha, bir daha stoperleri oldu mu stop yani ya. Yok olmadı ama işte 5 tane falan iyi futbolcusu vardı. Yerisi kötüydü yani. Gerçi 5 oyuncuyla da bir şey Ferdinand, yapması Allah lazım. aşkına ya. 5 oyuncuyla da bir şey yapması lazım. Almanya'dan o kadar yer misin abi? Etkileşim kötü değil mi? Doğrusu. Abi kaçlıkla etkileşim Uyum teorisi yoksa. güzel abi. Uyum bu yoksa? Eski bir felsefi tartışmadır. Hep bu şeyler tartışıldı ya. Kişiler mi toplum mu falan. En son nihayet birisi 19. yüzyıl sonunda dedi ki kardeşim her şey böyle durağanmış gibi davranıyorsunuz. Zamandan daha büyük belirleyici mi var ya? Karşılıklı etkileşim dışında hiçbir belirleyici bir şey yok. Buradan Sultan Galiyev'e kadar çıktı. O artık başka bir program konusu tartışırız. Ben onu bunu bilmem. Aşkın olayımın hastasıyım ben. <laughs> Onunla kapatalım. Neyiyle kapatalım? Aşkın olayım. İkardini şarkısı mı? Hmm. Niye hastasısın? Şarkıyı çok beğeniyorsun. Yok işte Icardi'yi beğeniyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yine yine böyle karşılıklı etkileşim. Niye şimdi şey yok böyle işte Gomis'te o zaman yaşı daha küçüktü. Neydi aynen ya bizim ki. çocukların aynen aynen var, aynen var, ki Var var var. E var ama şimdi. Goyatınca o atıyor. Güzel de. İkardi atıyor. Öbürü şarkı Aşkın çalıyor. Zanyolu'ya da bir şey olmak lazım ya. Hoş geldin falan mı yapacaksın ya bir şey yapacaksın. Yok bence Zanyolu'yu güzel yaptılar. bir Depremde hayatını kaybeden Muhammed Galatasaray taraflarıyla yaptılar, ilgili. Evet çok ama güzel yaptılar ya onu. Ama şimdi o mesela süremi gelecek bir tane müzik mi şarkı mı bulacaklar bakmak lazım. Ne olmuş aynen. bir dakika söyle ne olmuş anlamadım ben. Tamam Lineker birbisinden kovulmuş. Niye ama? Yönetim iktidara eleştirdiği için olduğu söyleniyor. Evet Tamam. o yasaya yeni. Tamam sen o yasayı bir incele haftaya yasayı tartışırız. Yasayı bilmiyorum ben ama. Tam göç... bizlik böyle göçmenlikle alakalı falan. Biraz sertleştirmek istiyor. Biraz sertleştirme şey yani böyle pratikte şuna geliyor. Geri Lineker kibarca diyor ki abi sen de İngiltere'ye göç edip başbakan oldun demeye getiriyor. Ki abi bunu bak, takdir ediyorum demeye bak getiriyor. Abi, bak abi göçmenlik var göçmenlik var. Ben Türkiye'deki Suriyeliler, Afganları sormuyorum şimdi sana. Ben İngiltere'yi soruyorum. Tamam. Göçmen. Çünkü bir göçmen orada başbakan da. var. Şimdi orada da öyle. Göçmenlik var, göçmenlik var. İngiltere'de kal. İngiltere'de kalıyorum. Göçmen var, göçmen var. Sen bir yasayı bir incele. Çünkü o yasada şöyle Kardeşim, bir şey var. Kardeşim, hiç gerek yok bak. Göçmen var, göçmen var. Dünyanın her ülkesinde göçmen diye bir şey var. Göçmenin özellikleri var. Doktorsa, efendim, yatırımcıysa mühendisse, ne bir dişçi marangozsa, tesisatçıysa, çok iyi tarım ziraat mühendisi gelsin. Ben buna aynen katılıyorum zaten. Senden farklı gelsin. Düşünüyorum ki. Çer çöpse gelmesin kardeşim. Ben Bu sana, kadar basit yani. Ben sana Türkiye'nin Benim ilgili... sistemime yükse gelmesin. Ya bak, bak göçmenlik konusunda çok bilgiliyim bak. Senin diğer aşırı ülkenin, derecede tamam, bilgiliyim. Ben de aşırı derecede bilgili olduğun için dünyanın her türlü göçmenlik konusunda da cesurca fikirlerini dile Dünyanın ettirmiş. her ülkesinde göçmenliği incelemiş biriyim. Bu özellikle Türkiye'ye sokuşturulan 8 milyon Suriyeliden sonra ki, kimse seni o konuda dolayısıyla yani. Dolayısıyla İngiltere'ye gel. Şey böyle boş beleşlerin burada işi yok. İngiltere'ye gel. İngiltere'de boş beleşlerin işi yok. Tamam güzel diyorsun ama yalnız yasa Hiçbir öyle değil. Hiçbir yerde işi yok boş beleş. Ya, yasa öyle değil. Yasa öyle nasıl değil? Gerilini kır. Hangi yasa yasa öyle, yasa, öyle değil. Nasıl yasa öyle? Abi? İzin verir misin? Tamam. Tartışma yaratan şu. Ne? Pratikte diyor ki kaçak göçmenin şunu. Ha. Sen böyle kaçak göçmen olarak gelirsen Ruanda'ya Ruanda'ya süreceğim sürücüm... Ruanda seni. Bir çetelerinin eline düşersen, uyuşturucu evet. uyuşucu eline düşersen ben bir şey yapamam diyor. Tamam. E, Gerilinin kırın da söylemeye çalıştı. Kardeşim senin hükümet olarak görevin ülkedeki illegal iş yapan zaten fuhuş çetelerini, insan kaçakçılarını hı hı. engellemek değil mi demeye getiriyor. Yani burada Lini kırma haklı, Rişi sunatma mı haklı? Şimdi tam bir ba bilmiyorum bakacağız. Ee, güzel Lini kırı satamadın. İncelesen. Ben Hayır girelim, bir kere Lineker haksız da olsa yaptığı bu konuşma yaptığından dolayı işten kovulmaması lazım. Kesinlikle. Hayır onun dışında bir şey söyleyeceğim. Gene karı bu ilkeli tavrından dolayı, Lineker'ın fikri yanlış bile olsa bu tavrından dolayı takdir eder misin? Tavrını bilmiyorum ki abi. Ya, i̇şte yapmaması. Kardeşim ben göçmenlik yasasına bak göçmenliğe karşı Boş bir göçmenliğe tekrar ediyorum. Bak. Boş böyle göçmenliğe karşı biriyim. Kardeşim herkes ona karşı ona ona, karşı ona karşı tarafsa ona da karşı. Herkes karşı değil abi. Herkes karşı. Herkes bu. karşı değil. Buradaki Göçmenleri çok sevenler var, evinde beslemesi gerekenler var. Bak Türkiye insanlık yani, filan diyen bize faşist diyenler var, hiç öyle değil. Onu tartışma. Bu da öyle. Onlardansa Kral, o hatalı. Kral Bilmiyorum ses, ne dedin? Bak kralım, haklı olabilirsin. Yani haklı olman için sesi yükseltmene gerek yok. Hayır, hayır, hayır. Herhangi hayır. bir taraf değilim hayır. şu anda. Ben Diyorum sana, ki Lineker her göçmen canımızın içindir diyorsa hatalı. Bilmiyorum ne dedi. İngiltere uzmanısın. ikinci memleketin. Hatta birinci memleketin bazen. Kraliçeyi falan seviyorsun. Kralı seviyorum seviyorsun. tabii. Niye seviyorsun yani? seviyor musun Seviyorum. Yani, sen şahsen sevmiyorum da makamız saygı duyuyoruz. Evet. <laughs> Biz de saygı duyuyoruz hocam. Gerçekten <laughs> onu söyleyelim. Getirsene şu sana getirdiğim bugün. Getir de programı onunla bitirelim. Getir ne ben onu böyle ya? oyalayacağım. Getir getir. Uğur Uğursever'e asmak için getirdim. Bir şey söyleyeceğim. Yani Lineker hangi İncele göçmeni... İncel'e Haftaya konuşalım. Bir daha söylüyorum. Hangi göçmeni savundu? İncel'e Haftaya onu konuşalım. Bilmem. Peki ben ha, şunu söyleyeyim. Reşit Sunak gibi. Bu ailesi zaten yatırımcı olarak gelmiş. Efendim söyleyeyim İngiltere'ye katma değer sağlamış. Adamlarla ilgili bir şey dediyse doğru söylemiş. Yani Bunları niye almıyorsun? O ayrı. Yok. Her önüne gelen gelsin. Yok öyle bir şey Bence de öyle bir şey yok zaten. Tartışma o değil. Yasa tasarısına bak. Bence şu anda İngiltere'deki zaten göçmenlik kanunları gayet iyi. Onu bence söyleyeyim. hatta biraz da gevşemesi de lazım bazılarının. E yani bence de ver bakayım. Göster abilerine. Sen ekrana göster. Öyle bitirelim. Bunu da sana taşıttım ya. Yakından alırız bunu değil mi? Hadi bitti program. Görüşürüz. Böyle onların. biri yok biliyorsunuz değil mi? <laughs> Mel Gibson var oğlum. Niye olmasın? Bunu <laughs> bir ara anlatırım. Hadi görüşürüz.